Haber ekibi olarak Bursa'nın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız, geçmiş döneme dönme imkanınız olsaydı hangi yıla gitmek isterdiniz? Bakalım Bursalı vatandaşlar hangi yıla gitmek istiyorlar? Vallahi 70-72 o yıllara gitmek isterdim. 75. Çok güzel günler yaşadık biz o günlerde. Çocuktuk ama güzel yaşadık. Özellikle neden o yıllar? Tam gelişme çağımız olduğu için her şey bol, her şey özgür. Yani şimdikinden çok daha farklı yaşadık biz. Gitmek isterim aslında. O dönemde en sevdiğiniz bir şey var mıydı hayata bağlı yaşadığınız? Vallahi eşimi sevdim. Eşimi sevdim, evlendim. Geçmişe dönme imkanınız olsaydı hangi yıla gitmek isterdiniz? Osman Gazi'nin yaşadığı yıllara dönmek isterdim. Osman Gazi'nin, Ertuğrul Gazi'nin işte o yıllara daha çok dönmek isterdim. Neden? Herhalde o zaman insanlar daha böyle şeffaftı, daha temiz, duygular daha temizdi. Komşuluklar, arkadaşlıklar falan bunlar daha iyi olduğunu düşündüğüm için yani. Geçmişe dönme imkanınız olsaydı hangi yılda yaşamak isterdiniz? 1800'lü yıllara dönmek isterdim, Atatürk'ün yaşadığı dönemlere. Neden? Ya, şu anki duruma göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eski dönemin insanların ve toplumun düşünce olsun. En azından birazcık daha cumhuriyetçi bir düşünce olduğunu düşünüyorum şu anki döneme göre. 1990 yılında yaşamak isterdim. Neden? Daha güzeldi, daha hoştu, insanlar daha özeldi, saygılıydı birbirine. Bolluk bereketlik vardı yani. İnsanlar çok güzeldi o zaman. Şimdi insanlar biraz çok çirkinleştik hepimiz. Siz hangi yılda yaşamak isterdiniz? Ben de 80'lere dönmek isterdim. Neden? O zaman da güzeldi. İnsanlar birbirine saygılıydı. Bilmiyorum, şu anda gençlik nereye gidiyorunu da bilmiyorum. Şu anda herkes kendini düşünme şeyine geçti. Kimse kimseyi düşündüğü yok. Ben 80 veya 85'lerde yaşamak isterdim. Geçmiş döneme dönme imkanınız olsaydı hangi yıla gitmek isterdiniz? 1980 yıllarına gitmek isterdim. Çünkü neden? Liseyi bitirip üniversiteye adım attığım ilk yıl. 80'li yılların sonuna doğru nişanlanıp evlendim. En mutlu günlerim o zamanlardı, 80-90 arası. O açıdan, maddi açıdan da yine aynı. Çünkü bu kadar pahalılık yoktu, bu kadar sıkıntı yoktu. Geçmişe dönme imkanınız olsaydı hangi yıla gitmek isterdiniz? 1920'lere giderdim, Kurtuluş Savaşı zamanlarına. İşte Atatürk'ün yaşadığı, ülkenin zorluklardan geçtiği ama sonunda barışa kavuştuğu döneme gitmek çok isterdim. O dönemi yaşamak ve deneyimlemek ve o halde buraya dönmek isterdim. Daha çok kıymetini bilirdik bence o zaman. İşte yıllara gitmek isterdim. Neden? O zamanlar daha natürel, daha sade, her şey güzel, insanlar güzel. Biz yıllar daha iyiydi. 80'ler, 90'lar bu Kenan Evren dönemi, siyaset. Zaten Kenan Evren olmadığı bir yıl istiyorum. Terörün olmadığı bir yıl istiyorum. Okuyamadım onun yüzünden. Yıllarım gitti. Şimdi hamallık yapıyorum. Ya hani 70 yıllar niye? Çocuklu dönem, daha saf, daha temiz. O zamanlar her şey iyiydi. Yani insanlar şu an var ya, böyle bakıyorsun ortalığa ya, bir sürü böyle boş insan var. Giyinmiş, kendini beğenmiş, böyle üstüne geçirdiği kipa çarvala bir şey sanırlarken yok aslında. Biz bir tencerede 10 kişi yemek yiyorduk ama çok mutluyduk. Ya biz kızarmış ekmek yiyorduk ama, ev ekmeği yiyorduk ama, annemizin bize peçkada yaptığı ekmeği yiyorduk ama mutluyduk. Şu an öyle var mı mutluluk? Hepsi hasta. Hepsi ruh hastası, bunalım içindeler. Hep çok olsun. Ben dolabı açtım, dolabımda 40 tane gömlek var. Yazık değil mi? O zamanlar yoktu ama mutluyduk. Niye? Az da getirmeyi biliyorduk. Çünkü sevgi açlığı yoktu. Eğitim zaten sıfır. Bakıyorsun eğitim alan bile boş. Hepsi boş. Yani ben Kenan Evren'in bir dönem istemiyorum. Kenan Evren'in bir hayat istemiyorum. Ben kaç yaşındayım? Sırtımda kemer satıyorum ben. Geçmişimi özledim. Anamın kırdığı poğaçaları özledim. Ben bir tencerede yemeği özledim. Döneme dönme imkanınız olsaydı hangi yıla gitmek isterdiniz? Çocukluğuma. Neden? Çocukluğuma. Anne babasa hayat güzeldi o zaman. Veya kızımın doğduğu yıllar.